24 Ağustos, 30 Ağustos yengeç burçlarını neler bekliyor? Yengeçlerde sınav, görev, atama, beklenti ve özellikle kendimizle alakalı geçmemiz gereken dereceler ya da sözlü sınavlar ya da işiniz gereği almanız gereken eğitimler çok ön planda olacak. Ve özellikle teknolojik evrede çalışan, teknolojiyle alakalı bazı işlerde olan yengeçlerde güzel değişimler, gelecek güzel teklifler onların ayaklarını güçlendirecek ve istek ve hayal ettiğiniz ülkenin kapılarını da açma enerjisi ve böyle diyaloglar, böyle konuşmalar, fırsatlar ön planda olacak. Lütfen kulağınızı dört gözle açın. Çünkü burayla alakalı gerçekten olumluluk var. Belki vakti Ağustos olmayabilir ama siz 3 ay sonrasına imza atacağınız için şu an bu hafta böyle diyaloglar gündemde olacak. Bunları takipte kalın diyorum. Özellikle sanat ya da estetik doktoru ya da diş doktoru ya da ne bileyim sağlık doktoru, sağlık alanında çalışan bazı, sağlık sektöründe çalışan bazı yengeçlere şey demişim. Dikkat etmeniz gereken yer değişimi, hastane değişimi ya da özel yer açmak istiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili doğru kararlar veriyorsunuz ve bu dengeyi sağlarsanız işinizde daha bir yükselme kademeniz ve eğer doktorsanız doktor, doçent, doçentseniz profesörlükle ilgili planlarınız olacak. Bu da size çok güzel bir artı sağlayacak. Bence sağlık sektöründe oluşan ve teknolojik olan evrelerde iş yapan insanlarda büyük bir başarı. Ama kendi işini yapanlarda biraz parasal evrede zorlanma, hatta kapatayım mı kapatmayayım mı, gideyim mi gitmeyeyim mi kararsızlığınız var. Çünkü burası artık beni tatmin etmiyor. Ne iş yapabilirim diye. Evet, burayı yeni bir oluşuma, yeni bir evreye çevirebilirsiniz ama ben yengeç burçlarına şunu demek istiyorum. Siz yerleştirdiğiniz ya da yaptığınız her şeye hayat verebilirsiniz. Ama sizin korku enerjiniz ön planda olduğu için kapatayım mı, battım mı ya da ben bu hayatı toparlayamayacağım mı diyeceğimiz bir haftayı yaşayacaksınız. Belki bu biraz sizi yıpratabilir. Bence bunu sakinlikle atlatın. Kaybettiğiniz bir durum yok. Sadece sizin panikleriniz ön plan. Yani diyoruz ki ufak bir psikolog, nefes terapisti ya da ani ataklarınızla ilgili sakinleşme, güzel yürüyüşler sizin belki bu konudaki heyecan atağınızı iyileştireceğini düşünüyorum. Ve gözlük değiştirme döneminiz geldi ya da çizdirmek istiyor olabilirsiniz. Gözlükten rahatsızsanız böyle bir düşünceniz var olumlu. Özellikle bazı kadınlarımızda göğüsle alakalı büyük ve ben küçültme operasyonu estetik istiyorum diyenler. Evet, bu araştırmaya girin çünkü vücudunuzla alakalı noktada bir memnuniyetsizliğiniz var ve artık huzursuzluk yaratıyor. Ve bazı yengeç burçlarına da şunu demişim. Toprak ve özellikle babaannenizle alakalı, babaannenizin babasından kalan bazı değerli topraklar size miras olarak çok değerli. Hatta bir bina konuları ya da bir binanın içinde üçlü nolu ya da üçüncü katlı bir yerin size hak olarak ve dört ya da altı kişi arasında paylaşacak ama yer güzelmiş, iyi para kalacağımız laflar dönebilir. Bu hafta bunlarla ilgili güzel sürprizler var. Aslında şunu demişim. Ya ben evet tatil yaptım ama beni tatmin eden bir tatil değil. Mümkünse bana bir tatil böyle 3-4 günde olsa sakin bir denizde ve yalnız gitme. Evet böyle bir planınız var ama Eylül 3 ya da 7'si. Yani bu hafta bunun biletini alabilir ama Eylül'den sonra bu yolculuğunuza gidip sizin daha şifalanacağınızı söyleyebilirim. Özellikle çocuksuz karı kocalarda şiddetli bir geçimsizlik olacak. Lütfen ve lütfen ani tepkilerde boşanma kararı vermenizi istemiyorum. Sakin ve güzel bir şekilde kontrol edelim. Bazı yengeç burçlarına demişim ki kardeşler arasında gereksiz kıskançlık küskünlüğe neden olabilir. Bu ara birbirinizle atışmayı bırakıp birbirinize saygı göstermeyi öğrenin demişim. Bir de İzmir'le alakalı özellikle İzmir'de Ege bölgesinde yaşayan yengeçlere de ailenizle alakalı ortak alacağınız bir organik tarım ya da organikle uğraşmak isteyen bazı yengeçler tam zamanı yapmanız gerekiyor. Ve bu iyi olacak. Hatta arabayı satayım, tarlam alayım diyen bazı yengeçler doğru karar verdiniz, yapın diyorum. Yükselen Vay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Size sürpriz beklenmedik okul ya da görüşemediğiniz diyaloglar
Ama aşksız olanlara da sürpriz fingirdeşmeler var. Ama gelecek evlilik yapacağınız insan değil. Daha onun için vakit var. Hatta evlenme tarihi gelen bazı yengeçlere de şimdiden mutluluklar diliyorum. Çünkü düğün telaşı var bazı yengeç burçlarının ailelerinde. Sevgi ve mutlulukla kalın değerli yengeçler.